Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bu haftaki uzaktan eğitim dersimize hoş geldiniz. Çocuklar dersimize geçmeden önce mini bir egzersiz yapmaya ne dersiniz? Haydi başlayalım. Öncelikle burnumuzdan derince nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi başımızı öne, arkaya, sağa ve sola çevirerek rahatlıyoruz. Ve son olarak da kollarımızı öne uzatıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Evet, harikasınız. Şimdi etkinliğimize geçebiliriz. Çocuklar, etkinliğimize geçmeden önce engellilik haftası ile ilgili biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Engellilik haftası 10 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan özel bir haftadır. Peki engellilik nedir? Engellilik, bazı insanların vücutlarındaki bazı bölgelerini kullanamamaları anlamına gelmektedir. Örneğin bu kolları olabilir. Bazı insanların kolları yoktur. Bazı insanların bacakları yoktur. Bazı insanların elleri yoktur. Sadece kolları vardır. Bazı insanlar duyamazlar. Bazı insanlar göremezler. Ve bazı insanlar da konuşamazlar çocuklar. Bu insanların yaşamları sürdürmesi birazcık zor. Çünkü istedikleri her şeyi bizim gibi yapamıyorlar. Yaşamları biraz daha kısıtlı. Ve bizler her zaman engelli insanların yanında olmalıyız. Nerede olursa olsun engelli insanların mutlaka yardımına koşmalıyız. Bunu hiç unutmayın, tamam mı? Örneğin engelli yani tekerlekli sandalyedeki bir insanın karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını düşünelim. Ne kadar zorlanıyordur, değil mi? Eğer biz o anda o insanın etrafında ve yakınlarındaysak hemen koşup bu insana yardımcı olalım ve bu insanı karşıya geçirelim. İnanın o zaman çok ve çok mutlu olacaktır. Şimdi kolları olmayan bir çocuğun ya da elleri olmayan bir çocuğun nasıl resim yapmaya çalıştığını ben sizlere göstermek istiyorum. Kollarından destek alarak kalemi ağzına aldığını düşünün. Evet. Gördünüz mü ne kadar zorlandım? Oysa benim ellerim olsaydı bu resmi çok daha rahatlıkla yapabilirdim. Ben size ağzımla bir resim yapmaya çalıştım. Çocuklar, her zaman ve her zaman engelli insanlara mutlaka yardımcı oluyoruz ve onlara her zaman destek veriyoruz. Şimdi size küçük bir bilmece sormak istiyorum. Gökte gördüm bir köprü. Rengi var, yedi türlü. Bir sonraki eğitim videomuza kadar bu bilmecenizi birazcık düşünmenizi istiyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda birlikte cevaplayalım. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.